Çimen. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Çimen Show'un 4. sezonunda yepyeni bir bölümde yine hepimizin alıştığı, çok sevdiği, hani hep sahne Beşiktaş'tan çıkmayın, sahne Beşiktaş'ta yapın dediği sahne Beşiktaş'tayız. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Hocam ne kadar güzel imajsın. Rocker makır. Ha sen. Bir şeysin sen. Kanka yani... o saç bir kere çok zor. Evet, bakımı çok zor saç. Ya aslında bu benim tembelliğimden gelen bir şey. Herhangi bir şey yapmıyorum aslında, bakım vesaire. İşte, o yüzden zor şey ya, evet. Yapmıyorsun belli yani. Çok zor çünkü. İnsan dayanamaz, bir şey yapar falan. Aynen, şimdi zor bir saç olduğu için bunu tercih etmen de hayatında sana kattığı bir şey var mı? Mesela abi zor ama bana şunu getiriyor bu saç modeli. Yok, aslında ilk kez bu kadar uzatıyorum. Benim için ilk bu. Kanki tamam da bu yarım saatte uzamıyor ki ilk kez uzamıyor. Abi sabah bir kalktım böyle yani aylardır uzamış yani. Uzatma sebebin neydi abi? Normal keyfi mi yoksa abi o günden beri uzatıyorum. İşte ayrıldım uzattım gibi bir yok, şey yok. Var. Yok yok ayrılmadım, beraberiz. Kız arkadaşın mı var? Eşim. Eşin. Evet. O da saçta üçe vursa ya çift olur. Eşin, hayatım eşinin saçlarını uzatma kararı vermesi konusunda sen destekleyicisi misin? Aa güzel yakışıyor benim kocama diyorsun. Ama yani bir erkeğin... Yaş kaç hocam? 38. 38. Göstermiyorsun da bence. Evet, evet. Birdenbire belirli bir yaştan sonra imaj değişikliğine gitmesi endişe verici gibi geliyor bana. Birdenbire değil canım. Hep böyleymiş abi. Aslında birdenbire. Ne iş yapıyorsun? Hakikaten. Biz yurt dışından geldik. Yurt dışından gelmeyi şey yapıyorsunuz. Evet. Kuryelik. Evet. Abi elimizde şöyle bir mal var. Yok, bulaşıkçılık. Nasıl bulaşıkçılık? Nerede abi? Hangi ülkede? Avustralya. Restoranda falan mı? Havaalanında. Launch. Launch olarak geçiyor restoranda. İşte herkesin giremediği. Değişiyor aslında. Herkes girebilir. Paran varsa giriyorsun. İşte o yüzden herkes giremedi. Lafı var tamam. Tam gireceğim. Böyle paran var mı? Yok. öyle sistem var. Para ne kadar. Şimdi ama peki. Oradaki launchla buradaki launch arasında fark aynen, tam var mı? Aynen. Daha farklı. Hiçbir yerde olmayan şu var. Ya aslında ben de launchlara giremediğim için farkı tam bilemiyorum. Oğlum sen sürelden mi geçiyorsun böyle şirkete? Bakma. Bulaşık bitmiyor ki, gidin bakın ne yapıyorlar, ne yiyorlar. İnsan bir... Hayvan gibi yemek yiyorlar. Aslında genel olarak gene geçer aynı, fark etmiyor. Yani burada da orada da aynı. Sen nasıl buldun abi o işi? Nasıl oldu? Yeni mi gittin? Bir senedir oradayız. Ha, gittiğin gün uzatmaya karar verdim bir yandan. Yo bir senedir Avustralya'dayız. Şu an bir aylığında buradayız. Bu ay sonu geri dönüş yapacağız. Peki burada İstanbul'da nerede yaşıyordun? Sancaktepe. Sancaktepe. Evet. Çok yabancılık çekmemişsindir. Yabancılık çok çektik. Aslında şöyle, ilk 6 ay sürecinde çok fazla homesicklik deniliyor orada. Ne siktiniz? Ne? Bulduğumuzu. Değişik bir sistem. Homesicklik ne abi? Homesick şöyle, burayı özlüyorsunuz. Ev bulamayanlar için mi? Hayır. Haneye tecavüz var. Kibar, daha kibar. Bu hane. Bu hanenin sahibi yok mu? Adaptasyon sağlayamam ama özlemeyi. Tam İngilizce. Home sick. Hasta abi. Olan sick mi? Aynen. Yalnızlık, depresyon. Da memlekete hasreti diyemiyor musun daha yani bir yıl oldun? Sizde nasıl? Herkese göre değişkenlik oluşturan bir durum. Kimisi daha erken adaptasyonunu sağlıyor. Kimisi daha da uzun sürüyor ve geri dönüş durumu da oluyor. Evi özledin. Ya ev, aile, anlar. Yurt dışında yaşamış olan var mı? Yaşamış. 10 sene önce yaşadın, geldin. Peki bir mikrofon Ali'cim, çok tatlısın. Gene geliriz. Sen orada mısın? Sen bayağı yüzün de değişik. Ben 5 ay falan Erasmus'ım. Erasmus. Work and travel. Niye sen? Bakalım isteyemem. Ben 2 saat Alman pornosu izledim falan gibi bir şey kanka ya. Havalimanında aktarma yaptım abi oradan oraya. Sen şimdi İngiltere'ye gittin. Olmadı da mı döndün? O kadar da gidecektim zaten de mi? Dolandırıldım da. İngiltere'de? Memleketli gurbette meselesi bizimkisi. Evet. Türk tarafından mı dolandırıldı? Tabii. Vallahi. Ne dedi sana? Ben bir pizza dükkanı işletiyordum işte. Alt kontratım vardı. Subcontractor'dım. Dükkanda. Ben adama kirayı ödüyorum. Adam da asıl dükkanın sahibine ödemiyormuş. Bir yıl sonra bir gün dükkana giriyorum. Anahtar girmiyor. Aşağı baktım. Böyle tozlar falan var. Hani böyle
Çünkü kilitleri değiştirmişler, dükkanın kilitlerini. Asıl ev sahibi geldi. Sonra kafayı kaldırdım. Kapıda eviction notice yazıyor. Yani atıldınız diyor dükkanla. O sırada da vizem içerideydi. Ankara anlaşmasıyla gitmiştim, belki bilirsiniz. Çok eski gittin sen galiba. Ben 10 sene önce falan. Ben Çaldıran Savaşı'ndan sonra bizi oraya gönderdiler. Uhud Savaşı'nda ben tepedeydim, okları bıraktım, direkt gittim öyle. Ben 3 deveyle gittim. Beni home office'ten aradılar, İçişleri Bakanlığı'ndan. Dediler ki 2 hafta içinde ülkeyi terk et. Adam bulamadın mı? Ben sonradan paramı aldım adamdan. Çatır çatır. Nasıl alabildin ki? Adam İngiltere'de değil miydi? Sen gidemiyorsun. Adam Türk. Ama İngiltere'de. Bursalı. Ama İngiltere'de. Ama Türkiye'ye de geliyor. Burada yakaladın sen adamı. Havalimanında yakaladın. Yok, havalimanında değil. Yani Bursa'da da iş yerleri falan var. Peki abi nasıl aldın bu çocuğu? Abi sen alamazsın ki normalde. Kolay mı abi para almak? Abi, öyle bir adamdan yani. Normal bir adam yapamaz mı? Sende bir şey var. Sen kesin homesicksin. Hadi göster. Abi sende kirli işler var o zaman. Yok. Sen pizzacı adı altında kim bilir? Bir ad böyle dolandırıcıdan para almak çok zordur. Tabii pizza sen böyle bir un koyuyorsun değil mi abi? Şöyle. Bunları kredi kartıyla koyacaksın. Ya biz işte sonradan özürler dilendi. İşte parasını ben vereceğim dedi. Hayırlısı olsun, iyisin şu an. Teşekkür çok ederim. Güzel. Arkadaşlar bu arada aramızda şey varmış. Emlakçı varmış, emlakçı. Ha merhaba, konuşabilir misin? Arkadan emlakçı sana kıyafet falan. Tam böyle inandırıcılığını yitirmiş. Daire karşı satmaya geldim. Presentable bir insansın yani tam. Nerelerde senin evler? Ben Esenyurt Beylikdüzü. Allah sabır versin. Teşekkürler. Kanki yani size garip, değişik insan geliyor her gün. Her giren de evi tutmuyor ya. Evet. Senin böyle başına gelen değişik müşteri yani. Şöyle geldi. İlk şimdi Esenyurt emlakçılığa başlayınca tabii ilk zamanlar tek müşteriye çıkınca insan heyecanlanıyor. Ben de ilk böyle bir haftadır falan tek çıkmaya başlamıştım. Bir müşteri geldi, aile. Ben de sunuma çıkacağım. Yani 2-3 daire göstereceğim. O zaman da hastaydım biraz, kıştı. Yani ilk daireyi gösterdim. Biraz da heyecanlandım. Sonra beğenmediler. Sonra ikinci daireye geçtik Esenyurt'ta. Onu da beğenmediler. Biz de salonda dururken ben affedersiniz kusmaya başladım. Bunu da beğenmeyin bari. Bundan dolayı. Sonra onlar dedi işte bizim işimiz var. Biz gideceğiz dediler. Gittiler tabii. Sen bir saniye, nasıl saçma bir durum. Sen bakın burası salon dedim, kustu. Yani. Sonra şey mi dediler, bizim işimiz var, gidelim. Hayır yani orası... Demediler mi, ne yapıyorsun ama? Hayır şimdi bakın burası salon, ben buraya kusayım unutmayayım. Bakın burası salon, kustum yani. Ya hem heyecanlandım hem de hastaydım. Ha. Heyecan mı? Allah sonra Allah. Onlar bindi arabalarına gittiler. Ben de ofise döndüm tabii. Kim temizledi orayı? Vallahi ben temizlemedim, bıraktım öyle. Ciddi misin? Yani evet. Hayatım ama yani. Ya... Bir sonraki gelen düşünsene, evi övüyor ve yerler... Benim için başıma geldi, ben ev arıyordum ya ilk boşandığım zaman. Beşiktaş'ta bir ev buldum. Tek bir oda kanki. Sadece yatak var evde. Sadece yatak var. Ve yatağa bak, yatakta kan var. Baya kan. Kan var. Adama dedim ki emlakçıya. Dedim ki abi yatakta kan var. Adam şey yaptı. Yıkatırız. Bu ne oldu lan? Oğlum bir numara öldürülmüş lan bizi burada. Yani emlakçının üstü kanlı. Normal mi? Evet, bundan dolayı bak kafa koparmış. Öyle yani emlakçının tavrı çok önemli bir evi tutmakta. O yüzden diyorum sen kusmuşsun, gitmişsin bizi oraya, öyle bırakmışsın yani. Ama bir şey diyeceğim. Sen dedin ya ikisini de beğenmediler. Demek ki sen iyi tanıtamadın kanki. Belki yani de. Şu anda mesela iyi öğrendin mi? Yani şu an iyi bir emlakçıyım, öyle diyeyim. He. Mesela geldim. Cem mesela ev arıyor şu anda. Gerçekten ev arıyor. Sen çok pahalı. Cem'in normalde ödeyebileceğinden daha pahalı bir evi ona nasıl kitleyebilirsin? Böyle neler anlatırsın onu? Nasıl ilgisini çekersin? Ya bir satıcı onun, olarak. Onun aslında bir şeyi var. Olayı var da. Yani... Ben menemenleri anlatayım size. Evet kanka, abi. Ben şimdi çok pahalı bir eve girdim yanlışlıkla. Zaten hani siz gelmeden önce randevu alıp geliyorsunuz. Hani onun haberi geliyor. Hatta bir ay önce sizle ilgili bir haber geldi bize. Yani şöyle... Cem'le ilgili mi? Evet. Benle ilgili ne haber geldi? Nereye geldi? Şöyle bir ay önce... Boş ev arayan bir tane sapık var, herkes arıyor. Bizim şey vardı, danışmanı önce arıyorsunuz örnek görür müşteriyseniz. Bizim danışmanı aradılar, o da işte konuştu biriyle, telefonu kapattı. Dedi ki bir bayan aradı, Cem İşçiler daire bakmaya geliyormuş dedi. Evet, sonra ofiste de yani çoğu affedersiniz tanımıyordu sizi. Ben de... Affedersiniz. Oğlum benden niye bok gibi bahsediyorsun? Affedersiniz Cem'i tanımıyorum. Niye af... Affedersiniz Cem dedim, kusura bakmayın. Affedersiniz insan sandık, affedersiniz. Ben de ben tanıyorum hani Cem işleri. Sonra ondan sonra benim de bir buddy'm var. O da 60 yaşlarında, böyle beraber çıkıyoruz Beylikdüzü'nde. Senin buddy'n? Evet.
Ondan sonra o bana dedi işte kim falan hani hazırlık yapacağız ki. Öne görüyorum siz ne tarz bir daire alırsınız diye önceden portföy hazırlayacağız. Bana. Evet biz siz sanıyoruz. Peki sen şimdi benim nasıl bir daire alacağımı nasıl hazırlayacaksın? Ben de şöyle söyledim. Hani şimdi o bana dedi hani Cem İşçileri tanıyorsun kim? Ben dedim hani stand-upçı. O da bana dedi yok o Cem Yılmaz dedi. Öyle sandı. Cem Yılmaz Esen Yurt'a ev arıyor da. Sizi aradı. Abi özellikle Cem Bey Saadetdere Mahallesi diye rica etmiş. Cem Bahçeli. Ben birkaç tane portföy çıkardım böyle 8-10 milyon arası Beylikdüzü'nde. Bir dakika burayı biraz anlatsana. Sen bana Cem İşçiler gelecek diye. Cem İşçiler 10 milyondan aşağıda erdi. Bu böyle mi konuşuldu? 10 milyondan evet. Da fazladı büyük ihtimalle senin baktığın evler. Villa mı falan diyorsun sen. Ay keşke gösterseydin bana onları lan. Yani 8-10'dan başlayıp ben yukarı doğru çıkacaktım. Yukarı yani çıkıyorsun. Nereye kadar çıkardın benim alacağım eve? Yani 15-16'lara kadar evet. Daire ama. Evet. Ay çok heyecanlı. İlk defa benim var. Eriyorum şu anda. 15 milyon. Niye ben gelmedim? Sonra şöyle oldu. Ondan kız arkadaşları ki işte geldi Cem İşçiler. Ben de böyle masamdayım hani sizi içeri alacak benim masama oturtacak. Oğlum birisi ben Cem İşçilerim diye. Başka bir Cem İşçiler geliyor. Biri geldi sonra benim buddy'm de böyle yaptı hani bak geldi o mu dedi. Ben dedim hani bir gelin ben. O bu kadar yakışıklı. O bu kadar yakışıklı değil dedim. Ne bombo. Fazla ne yapıyorsun? Anlamadım ne dediğini. Dur bir kere sadece beni buraya dur. Ben buraya bakıyorum. Şakanı da anlamadım. Bakıyorum böyle beni yere yetiyor. Ne oluyor abi? Şunda göz göze geldik ama. Ben dedim hani yok. O Cemişe böyle değil dedim. Az önce böyle dememiştin. Ben onu duydum çünkü fazladan dolayı şey yapamadım. Cemişler yakışıklı değil demiştin sen. Ya bu kadar yakışıklı değil dedim. Yani. Zaten arabadan inmemden anlamam lazım Cemişler olduğunu. Cemişler olsa abi hangi durakta iniyoruz? 15 milyon gibi için. Cemişler diye biri mi var? Cemişler'miş ismi soyismi de öyle ünlü biri değil. Sadece isim benzerliğiymiş. Yani o da 3 milyonu daire bakıyorum dedi. Sonra bir iki yer gösterdik gönderdik sonra. Uzaktan değil mi? Ha şu var abi. Hani gitmeyelim daha oraya şimdi. Şu binanın arkasındaki buradan gözükmüyor. Eyvallah teşekkür ederim. Keşke ben olsaymışım o da. Keşke ben de öyle ümit ettim. Bu arada ne kadar karısını çok seven insan bugün var ya. Bugün hakikaten nerede herkes hanımcı. Sevgilimi, karım çok seviyorum. Hobim karıma itaat. İşte, hobim karımı sevmek. Hobim karım. Karımın birine bak. Karıma sadece karım yazmış. Birisinin bakması demiş. Fobisine değil mi? Oha. Fobisine. Kim o? Galeri Otomotiv. Senin fobin karına birine bak. Karısına bakma kanki. Direkt adama bak. Ayağa kalkarsan rica ederim. Yok hanımefendi. Biz göremiyor. Herkes görüyor. Hoş geldin. Sen galeri ama bak hobisine çok güzel bir şey yazmış. Karıma itaat yazmış. Karına itaat. Full. Allah kaç yıl evlilik? 99 değil. Sevgiliyiz şu anda. Karının haberi yok mu? O. Karım da biliyor. Vallahi öyle güzel kız ki. Ne oğlum? Ama öyle bir duruyor ki. Karısını gerçekten göremiyoruz. Aynen kapatmış. Siz hani sevgilisin ama karım olarak mı şey yapıyorsun? Evet. Sürece alışıyoruz. Kaç yıllık? Nasıl bir şeylik bu? Sevgililik? Kaç yıl? Almayacak belki. 5 aylık bir ilişkimiz. 5 aylık. 5 evet. Ayda bu kadar oldu İliş. Yani. İtaat, Allah. İtaat. Hocam ne oldu öyle ya? İtaatten kastın ne abi? Ne derse onu yaparım ben. Ne derse onu yapıyorum. Arkadaşlarımı ekiyorum. Eşim ne derse o abi. Sen bu bir rol abi. Böyle bir gerçek yok. Gerçek. Sen bir şeyin peşinde misin? Hayır. Bunu erkek iki sebeple yapar. Ya aldatıyordur ya kadın ailesi çok zengindir. Hayır ikisi de değil. İkisi de değil. Evet. En uzun ilişki ne kadar sürdü? 3 yıl. 3 yıl. Onda da böyle miydin? Hayır. İşte, ona herkes bakıyor muydu? Hayır işte o atar dönemi bitti. Şu an full itaat dönemine geçtik abi. Oradan Mesut Bahtiyar olamadık. Bu şekilde mutluluğa gitmeye çalışıyoruz abi. Ha bir de böyle deneyeyim. Evet, de. Full itaat abi. Deniyorsun. Eşin ne derse o abi. Şu an ne de, şu an çıksın gitsin desin çıkın gideyim abi o kadar. Allah Allah. Evet, otur desin otur. Ocak kumandayla mı yönetiliyorsun? Allah Allah. Ne ya? Ne olan o lan? Ama yani hanımefendiyi diğer sevgililerine ayıran bir şey mi var yoksa sen karar verdin? Hayır. O karar vermiş. O bir şey olmuş. En son sevgilinle alakalı herhalde bir şey oldu. Dedik bundan sonra ben itaat edeceğim. Onunla çok mu itaat etmedin? Onu çok mu şey yaptın? Onu çok şey yaptım evet. Üzdün değil mi onu? O kim, aldattın mı? Aldattım, üzdüm. Aldım. Kanki bir şey söyleyeceğim. Şu anda 5 kamera çekiyor. Bize böyle yaparak karın arkadayken yani YouTube'da şu anda kameranın söz suratında yani böyle. Aldattım. Sen buradan erkeklere ne öneriyorsun abi? Hepsi ciddi söylüyorum. Full itaat edecekler. Hayatım var mı bir isteğin? Gelirken bir şey alayım mı? Giderken bir şey götüreyim mi? Dışarı çıkabilir miyim? Halı saha maçına gidebilir miyim? Beni okey'e çağırıyorlar. Bir saniye arkadaşlar sorayım. Eşime soracağım evet. Diyorsun. Sence ömür boyu bu gider mi? Gitmez. K-
karına bakması mı fobi? Yani bakması. Birisi karısına bakması mı seni rahatsız ediyor? Yani bakılmasın abi. Halbuki bakmalarken kafa dönmesin, yolda giderken biri sürtmesin, araba sürüyor, dönüp bakmasın kimse abi. Ama mesela sen sinirleniyorsun, karın diyor ki otur, sinirlenmeyeceksin. Ne yapacaksın? Ay, itaat, full itaat. Hadi bakalım. Ne oldu? Abi paradoks. Ara vermeden önce çoban varmış. Konuşabilir miyim? Öyle yani. Mevsimlik işçi. Mevsimlik işçi. Aa, sen misin? Son birkaç senedir emekli oldum ama geçen yazlarda... Emekli mi oldun? Evet. Bu yaşta. Abi evet. EYT'den sonra herkes böyle işte. 20 yaşında herkes emekli. Şu an öğrencilik kariyerime devam ediyorum. Çobanlık yaptın mı yani? Evet, evet. Şey, köyde falan mısın? Evet, aile işletmemizde. Yazları. Aile işletmeniz. Ne? Hayvancılık üzerine, tarımı hayvancılık üzerine. Bayağı büyük şeyiniz var böyle hayvan. Kaç tane sığırınız var? 30-40 falan. Kaç koyun? 10-15-20. Koyun çok daha az oldu. Değişiyor. Yani. Değişiyor. Sürekli seks yapıyorum. Sığırları evet, evet bu arada. 10-15-20. Baba kaç? O 30 falan. 40 sığır bir koyun var. Koyun tutuyorsun. Ulan inşallah biri beni yer ya. Kurban bayramı ne zamandı ya? Kurt ne zaman geliyor buraya? Kurt. Selfie falan atıyor musun koyunlarla? Atıyorum. Video falan? Evet. Ne diyorsun mesela? Normal. Kendi konuşuyorum. Sopam elimde. Kurt şarkı geldi diye şaka yapıyor. Sonra inanıyorlar. Bir daha yapıyor. Bu aralar çok masal okuyorum da. Peki çocuğu bir diye artık. Sonra kimse inanmıyor buna. Sonra da Erasmus'a gittim diyor. Siktir lan. Finale bak ama sana. Gerçekten mesela oralarda bir kurtluk mu? Yok, kurt yok. Ama çoban köpeği var. Yani. Çoban köpeği lan yani bayağı. Sürüyü yönetime yardım ediyor. Ya geçen de bir video izledim. Sen izlemişsindir, takip ediyorsundur. Eleman bir bağırıyor. Kurda böyle rıçıçıçıçıçı diye bağırıyor. İzlediniz, izleyen var mı onu? Ben mi izliyorum oğlum ya? Kurda. Hayvan gibi kurda bir bağırıyor. Kurt. Bağır, duyuyor, koşarak kaçıyor kurt yani. Sende de öyle bir ses. Bunu sadece ben izlemiş olamam yani. Allah'ım TikTok'ta çok vakit geçiyor. Fazla muhtemelen gene 15 sene önce popüler olmuş diyor. Ben de çizdim geçen. İdare edemem anne. Çok komik, çok komik. Arabanın yanında çocuk idare edemem anne diyor. Hayır, hayır. Yeni yeni kanka. Şey var, kötü kurt... bir kim elin lan benim. O da çok komik. Onu bakabilirim. Bir de kurdun eski mi yeni mi anlayamıyorum ki ama kurt işte. Yani şey bekliyor. Ya, çoluğumuz var, çocuğumuz var. O diyoruz. öyle bir bağırıyor ki uzaktan. Kurt korkuyor, kaçıyor yani. Koyunları kurtarıyor ama ne kadar uzak yani. Adam koysa yetişemez. Senin de böyle yetilerin olması lazım, onu diyorum. Köpeklerimi iyi ettim, o yüzden yaklaşamaz diyeyim. Köpekler... Onun da köpekleri var. Hayır, onun da köpekleri vardı. Köpekler adam bağırınca koştu. Köpeklerin hepsi kör. Sadece ses duyuyor herhalde. Nerede geldi ses ya? Şeyin vardır yöntemin bir olması. Koruma kanka, yöntemin. O yoksa da olması lazım. İş kazası denebilir yani böyle durumlarda. Yapacak bir şey yok maalesef. İş kazası. Çobanlıkta evet. Da liyakatsızlık almış başına gidiyor ülkede. Her yerde olduğu gibi. Var mı bugün bizi izlemeye uzaklardan gelen? Van'dan. Van'dan. Hoş geldin. Teşekkürler. Siz? Sydney'den. Neresi bir tanem? Kanada Hanım. Yavaş yavaş sallamaya başlamaya. Hoş geldin. Bir neden kaldırmış da. Neresi? İngiltere. Allah. Kim o? Ne yapıyorsunuz İngiltere'de mesela? Merhabalar. Merhaba. Ben orada mezun oldum. Neyden? Sinema televizyon. Aa, peki buradaki sinema televizyondan mezun olmaktan orada seni nasıl farklılıklar bekliyor? Bence bir farkı yok. En azından İngilizcen... İngilizcem iyi, evet. Bir insanın iyi İngilizce konuştuğunu ben şuradan anlarım. Şimdi 5 yıl kalana göre iyidir. Türkçesiyle telaffuzu benzeyen kelimeler. Mesela sinema, televizyon, üniversite gibi kelimelerin mesela telaffuzunu sen alabilir miyim? Tabii. Sinema. Sinema. Senema mı? Selena. Selena. Televizyon. Television. Ha. Television. Bak bu güzel. Üniversite. University. Güzel. Başka ne var? Radyo. Radio. Aa, ne güzel başka? Ne? Yoğurt mu? Yogurt. Ha bak ne güzel söylüyor. Tebrikler. Congratulations. Wow. Buzdolabı. Uzun, en uzun o. Buzdolabı. Fridge. Ne fridge? Refrigerator. Hayır, refrigerator. Çok güzel gerçekten. Ne kadar güzel İngilizce. Ama bize turist böyle... gelince böyle soruyor. Ne oldu? Ne güzel söylüyor ya. Sen tek mi geldin bu arada hayatım? Yok, kuzenimle geldim. Hoş geldin, çok tatlısın. Teşekkür orada ederiz. Orada yok değil mi sevgili mevgilin? Ayrıldım. Ayrılıp mı İngiliz geldin? Miydi? Burada ayrıldım. Ayrıldı geldi. İngiliz'de evet. Tay mıydı İngiliz tayı? Nasıl? Niye ayrıldın? Ne oldu? Tutku bitti. Adı? İsmi neydi? Dan. Türk erkeklerinden ne farkı var? Mesela kültür mü? Mesela... Şimdi hiç söyleyeceğimi düşünmezdim ama Türk erkeklerini özledim ben. Türk. Sen İngiltere'den ne zaman geldin? Sadece Türk erkekleri alkışladın. Kadınlar hiç alkışladın. Ya, bir dakika, her şeyi özledim. Ne, sen ne zaman ayrıldın sevgilinden, İngiliz sevgilinden? Tamam, sakin ol. Tüm
Türk erkeklerinden. Geçen hafta. Sen... Oo, alacak bir omuz ihtiyacı var. Çok, çok yeni ayrıldın ve Türk erkek... Sen... Türk erkek... Ya fazla. Hayır, şunu, şu, iş, şu beni şey yaptırdı. Şimdi iki sene İngiliz... Bu bakış ne ya böyle ya? Bu nasıl bakış ya? Ben konuyu oraya mı getiriyorum ya? Türk erkeklerinde olup da İngiliz erkeğinde olmayan ne var? Yani o benim üçüncü İngiliz erkek arkadaşımdı. Aa. Ya ben aslında İngiliz erkeklerinden memnundum. Şu an daha şeyler yani hani karışmıyorlar hani öyle kıskançlık hani boş şeylerle ilgilenmiyorlar. O açıdan iyiydi, memnundum. Ama bu en sonuncusunda artık çok tutkusuz geldi. İyice bir soğudum. Ha, hiç ellemiyor seni. Mesela eski sevgilim. Hayır, hayır. Türk erkeği vallahi maşallah. Hayır onu demedim. Allah. Kendi halindeydi öyle çok yani hiçbir şey. İtaatkar diyebilir miyiz yani? Hayır hayır. Hiç siklemiyordu yani. Siklemiyordu. Evet. Tabii anladım. Bir problem. Türk erkekleri siklo gibi olur. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş buldum. İsim neydi? Merhaba herkese. Ben iki bira içtim de. Pardon. Nasılsınız? Evet, hello Türk erkekleri. Merhaba. Ya ben Fethiye'den geldim. Bir tanem isim neydi? Elif ben. Elif'ciğim, kimle geldin? Tek geldim hoş ben. Hoş geldin. Hoş bu arada bak senin nezdinde başka tek gelen var mı? Tek gelen. Ha, hoş, bak çok güzel, hoş geldiniz, hoş geldin. Eyvallah. Bize çünkü YouTube'dan çok şey yazan var. Ya yanıma birini bulamadım, gelemedim falan. Bak ne güzel tek başına gelinebiliyor. Biz de tekiz. Çok güzelsiniz. Ya fazla Allah Allah. Hep birlikte. Nerede oturuyorum ben? Bir sayı söyle. 35. Ailenden gizli yaptığın bir şeyi anlat. Söylemem ki şu an. İzlerler. Abim çünkü sizi çok seviyor. Ha, biliyor katılacağımı, o yüzden söylemem. Burada, bu arada bu soruya cevabı olan var mı? Ha. Aslında güzel de bir itiraf programı olmasın mı bugün ya? Çok enteresan. Olsun kanka. Ailenizi buradan hadi söyleyin ya. Bir 10 sene önce babamın evini satmıştım. Param bitmişti. Aynen. Vallahi babanın evini mi sattın? İçindekilerle bir. Yok yani. Dayım dahil 200 bin lira falan. Kenarda duruyordu öyle benim üzerime yapmıştı zamanında. Yani yatırım falan... olarak yaptı sana oğlum işte. Yatırım olarak zaten senin demişti. Ben de benimse sattım ama ona. Yani. Ama şey sen hiç söylemeden sattın. Yok ben hiç söylemedim. Aradan işte birkaç sene sonra falan da öğrendi herhalde. Ne yaptın o parayla? Yedim gezdim tozdum işte. Hiç söylemedim. Sonra ne dedin? Sonra bir şey demedim ya satmışsın dedi. Evet dedim ben de. Öyle biraz işte baba nasihatleri falan. Öyle geçti. Yönetmen kim? Film yönetmeni falan. Aa vallahi burada kim yönetmen aa, desem sen de. Hocam aynen valla. Hocam merhabalar. Nasıl sinema, dizi ne? Ya da ne yönetmeni? 4 yıl öncesine kadar reklam yönetmeniydim. 4 yıldır dizi yönetmenliği yapıyorum. Aa süper. Kimlerle çalıştınız böyle en böyle? Diziye geçtiğimden beri sevgili Arap kardeşlerimizle Arap dizisi çekiyorum. Araplar dizi mi çekiyor Türkiye'de? Tabii çok büyük bir sektör hem de her gün büyüyor. 4 yıl önce biri bunu akıl etmiş bir yapımcı. Biz Mısır'la, Suudi Arabistan'la, işte Birleşik Arap Emirlikleri herkes de birden papaz olunca onlar ambargo uygulamışlar, boykot ediyorlardı bizim dizilerimizi. Ama çok ciddi bir ihracat kalemiydi bir yandan da Türkiye'nin. Şimdi bu diziler nerede yayınlanıyor? Bizim dizilerimiz orada dublajlı oynuyordu. O boykottan sonra gönderin ünlülerinizi buraya. Madem bizim dizi dilimizi çok seviyorsunuz. Sizin ünlülerinizle burada biz çekelim sizin dizilerinizi diyen bir yapımcı çıktı. Sonra o kar topu gibi büyüdü. Biz bunu nerede izleyebiliriz? NBC kanalının dijital platformu var Şahit TV diye. Şahit? Evet. İnat TV. O da portal. Şahit. Şahit Arapça bakan gören demek. Tamam canım Türkçe'de anladım. Türkçe'de de yani öyle çok açıklamadın ki ya. Bakan gören şahit işte. Evet enteresan. Gereksiz yeteneğini şey demişsin kafiye yapmak. O ne demek? Onda iyiyim gerçekten. Mesela bir kelime söylüyorsan onunla ilgili bir cümle misin? Nasıl anladın kafiye yapmak? Ne demek yani? Yani bir cümle kur. Mesela Çimen Show çok iyi bir talk show'dur. Çimen Show çok iyi bir talk show'dur. Denk geldiğin yerde hemen dur. Aa güzel. Niye durduk abi? İzlenecek show odur. Ha. Bir tane daha koy. Rakipler. Bak kudur. Aa güzel. Bak kudur. Şimdi. Bir tane daha koy. Dur dur güzel gidiyorum. Bir tane daha koy. Sen iyisin. Cem biraz budur. Keşke o en sonu koymayaydın. İyi ki doğdun Cem. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Bu da şakaymış versem. Herkese bir hece verelim. O heceyle bize cevap vermek zorunda kalsın. Tamam. Dur gibi mesela. Ha. Abi sen ne yapalım mı? Çok tatlı gülüyorsun sen. Merhaba alışabilir miyiz? Ha, sadece şey hece soracağız. Neyi yapacağım? Konuşacağız. Sonu hep... Açacağız memelerimi sallayacağız.
şu an o kadar geldin yapacak bir şey imza. Böyle yapıyor. Onu yapsam daha iyi diyordum. Sonra siz bu arada kimsiniz abi? Bir tanışalım. Öyle hemen direkt bir şey sormayalım. İsminiz nedir? Erdal. Erdal, Erdal. Hoş geldiniz. Sen ne iş yapıyorsun Erdal bu arada? Ticaretle uğraşıyorum. Ticaret nasıl bir ticaret? Bakkalı mı var, esnaf? Yöneticiyim. Aa, sen para var sen. Yöneticisin mi? Sen de zengin yüzü var abi. Vallahi var. Zengin saçı da varmış sahibi. Arkada. Holding sahibi. Var abi var. Holding sahibine bak, bir şey diyoruz. Sonu dırla biten bana cevap ver. Adamın 300 tane arabası var, filoları sonu var. Sonu ben AŞ ile biten bir şey anlatayım size. Nasıl holding ya? Normal holding mi? Holding büyük. Nasıl oluyor? Ne bileyim oğlum. Holding kim? O da bir holding diye. Kaç kişi çalışıyor senin şirkette? 500'e yakın. 500'e yakın. Ne kadar bravo yakın? Abi. Zengin alkışlanalım. 500 kişi çalışıyor ya. Sen mesela giriyorsun, 500 kişi diyor ki vay Erdal Bey geldi. Hani yakışıyorsun. Erdal Bey'sin sen. Yani. Ben sana gelsem ve sekreteri Erdal burada mı desem ayıp mı? Gelemezsin gibi geliyor. Aa! Kapıdan giremez değil mi? Ben holdingde... Çünkü niye? Bodur. Benim giremediğim şirket budur falan. İşte ben de bu yüzden oldum kudur falan. Erdal, ben niye senin şirketine giremiyorum ya? Sen abi bir... siz ne iş yapıyorsunuz onu bir söyleyin. Şirket ne iş yapıyor holding? Demir çelik. Demir çelik. Demir çelik, akaryakıt, lojistik. O akaryakıt benzin istasyonunuz mu var? Var. Benzin istasyonunuz var? Ne? Kaç benzin istasyonu var? Ben toptan ticaretini yapıyorum. Benzin benzin toptan bile satıyorum. Abi nasıl böyle oldun? Evet Erdal, babadan nasıl mı yani? Kaldı? Evet. Bak gel, adam bak. Evi satmış ama. Gerçekten de. Buradan gençlere, genç arkadaşlarım girişimcilere TEDx izliyor konuşması seni. Gibi. Hani genç girişimcilere böyle denetmişsin. 7 holding var bilmem ne, benzin pompalar. Nasıl başladı yani? Aileden mi geldi? Sen kendin mi çabaladın? Aileden. 47 yıllık firma. Bir şey hikayeleri gibi mi abi? Ben bu işe başladım. Bir masa, bir sandalye, bir de babamdan gelen 10 milyon dolarım. Bunun gibi mi yani? Biz ikinci nesil, şu anda üçüncü nesile devrildik. Ama büyüttün sen yani. Yani tabii ki. Ev nerede? Malikane mi? Yok, Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü'nde. Aa, 250 aldım yolluk ev. Senin Beylikdüzü'nde evin var ha? Yani. Kaç mesela beyefendi gelse var mı ona göre bir ev? Bulur. Baksana daha kitlenmiş ama. Kusarım. Duyardan kusacak çocuk şimdi. Sakın kusmadan. Ama çok kibar bir beyefendi. Çok tatlı. Şey yani. Şey, hani böyle şey yukarıdan bakmıyorsun insanlara belli. Beni şirkete almayacaksın ha? Geldim Erdal burada mı dedim. Almayacağım mı yani gördün Cem işçiler aşağıda? Ben şimdi buranın 200 lira olduğunu biliyordum da. Bülent Bey aldı biletleri 500 liraymış. Onun şokunu holding sahibine bak. 300 lira fazla para verdik. Ben sen şimdi onun peşindeyim zaten. Onlar size öyle zengin oluyor. Erdal ben sana 300 lira vereyim yavrum almayacaksan ya. Vallahi vereyim ya. Taksini de evine göndereyim Beylikdüzü'ne. Ne biçim holding sahibisin oğlum be. İnsanları tek görüşe psikolojik rahatsızlığını da anlamak. Oha. Yani şimdi şöyle... Tek görüşte psikolojik rahatsızlığını anlamak. Aynen. Cem'in ne rahatsızlığı var psikolojik? Temelde sevgi eksikliği ve Cem'de onaylanma mi? Kabul isteği istiyorum. Aaa! Sevgi eksikliği mi onaylanma ihtiyacı mı? İlk evet. Nasıl ya? Köpek seviyor gibi ne yapıyorsun ya? Nasıl ya? Sevilmediğini mi düşünüyorsun? Hayır şu an seviliyor olabilir. Ama temelde ve çocukluğunda alması gereken dönemlerde... Çocukluğunda bence çok sevilmiş. Hiç onda problem yok. Sonra belki sonra olabilir. Sen niye böyle düşündün? Çok fazla okuyarak ve çok gözlemleyerek elde ettiğim bir özellik. Ve beni hiç unutmadı. Belki Cem Bey yanıltır. Onaylanma ihtiyacı hissediyor diyor. Ha. Bence çok yanlış bilgi değil. Ha, onaylanma şeyi... Onaylanmayı mesela. Kim istemez kanki? Yani ben doğru... Ya yani ben mesela benim için bir şey doğruysa başkasının onayı benim için önemli değildir. Benim için önemli. Benim için mutluluk dediğimiz şey kendi başıma yaşadığım değil, başkalarına yaşattığım şeydir. Peki sizi kim mutlu ediyor? Çok güzel. Cevap veriyorum. Eli. Seke tamam. Cevap veriyorum, çok güzel soru. Hacı Şakir. Fazla. Çok özür dilerim. Mutlulukta anladın o mu amına koyayım? Yani mutluluk o mu yani? Seni ne mutlu ediyor dedin ya. Seni kim, sizi kim mutlu ediyor ya? Söyleyeyim çok mi? Güzel bir soru. Ya dur da cevap vereyim be! Dur da bir cevap vereyim. Beş kere sordu kız ya. Hayır. Bu soru böyle harcanmaz. Efsane bir soru sordu. Evet cevap bu vereceğim. Bu sorunun cevabını şimdi Cem İşler'den alacağız. Öyle direkt hemen cevap verilmez. Buyur abi. Var ya TRT'de olmasın olur sunucu var ya. İki kişi çok güzel konuşacak. Şimdi öncelikle bu soruyu harika bir şekilde yanıt verecek hocamız. Şu. Beni var ya deli edeceksiniz ya. Arkadaş seninle bile konuşamıyorum be. Köksal ya. Köksal baba. Ona çok güldüm ya. Ona çok güldüm. Yani onu izleyeyim. Beni mutlu ettiklerim mutlu ediyor. Yani
Bir şey sorabilir miyim? 15 dakika önce. Evet. Yani siz beni mutlu etmeye bırakınca mutlu olmayacak mısınız? Ben senin mutlu olmanı önemsiyorsam ben senin mutluluğunla yaşarım zaten. Ama hiç kimseyi önemsemezseniz ne olacak? Hiç kimseyi niye önemsemeyim ya? Böyle bir hayat... Narsistseniz olabilir mi? Narsist hiç değilim. Bak benim hayata bakış açım ne biliyor? Çok güzel bir konu açtın. Sen orada mükemmel bir insanmışsın. Estağfurullah. Ben diyelim 20 milyon dolarım var ve işte Erdal'ın işte bir altı. Ve hani oluyor Dubai'de falan böyle havuz tepede böyle denize böyle... trilyon dolarlık falan. Tek başıma onu yaşamaktan mutlu olmam. Ama ben evet. Oraya çok sevdiğim insanlarla gider, onların mutluluklarını izlersem çok mutlu olurum. Benim mutluluk anlayışım bu. O güzel. Yüzden. Evet. Ya inanmayın ya. Zaten çocuğuyla ailesiyle tatile gider gibi beni arıyor. Öf, çok sıkıldım. Fazla ile ilgili söyle. Yo, bence o çok güzel sorular sordun. Aslında bence. Çok sosyal bir insan ama bireysel olmayı daha çok tercih ediyor bence. Fazla. Çok güzel bir bencil deme yolu. Çok güzel dedin ona bencil. Çok güzel dedin. Bencil demek istemiyorum. Ama dolaylı yoldan. Bunun hayır, ama hayır. Zaten bencillik başka bir dünya şey. Dünya artık bireyselliğe doğru gidiyor. Şu an. Şu an başladı. Az önce kalktı. Başkası zindandır diye bir söz var ya. Başkasının derdi zindan abi. Ya, yalan. Doğru. Şimdi ne kadar? Çok doğru. Ne anlaştınız be? Bana gelince... Şu bak, şu bence çok hatalı. Şu bakış açısı. İkiniz var ya, ikiniz şu dünyada yok olsanız falan. Sen birisi sana derdini anlattığı zaman evet. Keyifle dinliyor musun? Çok büyük gurur duyuyorum. Ben ne zaman yüklem gelecek diye bekliyorum yani. Çünkü sussun da gitsem diye. Sen derdi anlayıp iki kişide dinlediğin için. Güvenilme duygusunu yaşıyor çünkü aslında orada. Yani ben niye hatalı duygular içerisinde sürekli ya? Ben normal insanım. Hayır, bu güzel bir duygu. Tabii güzel bir duygu. Güvenilme, sevilme. Ben bir tane güzel bir şey söylemedim ki. Tamam. Güzel işin. Ha değil mi? Evet. Ha bu umursam. Mesela bu Fazlı'ya derdini anlat. Ne zaman dedim hacı? Hacı mı? Beatbox kim? Beatbox yapan. Gerekseydin beatbox. Beatbox amatör olarak böyle arkadaş arasında eğlendirmek maksadıyla mı? Çocuklar uyumadığında artık ninniler konuşamadım. Heyecan yaptım. Adam beatbox yapacak adama bak. Beatbox'ı anlatabilirim diyormuşum. Böyle söylemedik ninni kalmıyor. Ben de onlara öyle birazcık efekt veriyorum. Oğlan var ellerinizde. Nasıl yapıyorsun şey. Kanki? Ya ne bileyim işte dandini mesela yüzünü yapar. Aa valla. Yapsana bir. Hadi ya çok güzel. Size de bir jenerik yapabiliriz. Ha yap evet güzel. Hadi o zaman bizim çimen müziğini sen yap şimdi. Ha ona abi bir şeyler uydursun menle biten. Bravo çok güzel. Ben şey müzik dedim, yaparım. Musun? Harika. Evet. Taşan yersin. Önce sen giriyorsun. Dört tane böyle şey olacak ama ben cümle. Ben elimi indirince sen altından dolduruyorsun. Alttan ama ben elimi indirince tamam mı? Buyur hocam. İster Türkiye ister Yemen. Kabul edilemez vaktim yok demen. Harekete geç gel buraya hemen. Senin şovun bu şov çimen. Allah Allah. Süpersin ya. Sonra bir dakika. Şey gibi finaliniz... böyle mahir oğlan der ki falan diye. Sonunda da öyle bir şey yapsa da. Hakikaten güzel oldu. Bir dakika bir de bu arada aramızda baykuş sesi çıkarmış. Kim o? O zaman bak ne yapalım? Abi yeni bir dörtlük yazsın. Alttan fon girsin. Baykuş sesi girsin. Sen de kus. Biz de sıçalım gidelim buraya. Sen de tüydik aman. Tamam. Evet. Bu üçleme güzel olur bence. Ve finalde de seyirci de çiğmen desin. Harika. Hayır sadece Erdal Bey desin. En çok parası olan desin. Evet, ben Erdal Bey'in yarım saat sonra zincir kıymetimiz duranda göreceğiz gibi geliyor çok. Şurasın. Dörtlüğü okuyor. Alttan fon giriyor zaten. Hu hu yapıyor işte baykuş sesi yapıyor. Benim holdingim var diyor tek cümle. Benim holdingim var öyle bitiriyoruz. Anladım. Öyle süper olur. Tamam. Son. Yapmayacağım mı? Aslansın. Yapmayacağım diyor oğlum. Yapmayacağım mı diyor? Yaparsın. Ya. Yapmayacaksan yanındaki arkadaşın onun holdingi vardı sen o zaman. Hatta güzel mi güzel de ettiriz. Şoförü de var özel mi? Der misin abi yanındaki arkadaş? Ya sen ya. Çok tatlı adamsın. Süpersin. Son 2-3-4. Sen buraya kusma. Başka yere kus. Siz hepiniz size söylüyorum sus. Burası baykuş başlasın. Havada var bir pus. Çimen Show. Bu gece en önemli husus. Bir dakika. Çok güzel. Güzel söyledi. Harika. Bir dakika. Dur.
dakika. Sen o bak şimdi. Şiiri okudun. Bir de böyle girdin. Onun holdingi var. Onu devam edeceğiz. Harika. Bir dakika. Ya. Bak şimdi çok güzel. Şiiri başladın. Beatbox girdi. Şiir bitti. Sen ayrıca onun holdingi var. Onun holdingi var. Tamam ona devam edeceğiz. Tamam ona devam edeceğiz. Baykuş sen de devam et Baykuş. Adam da Baykuş oldu. İsmin ne abi? Bülent Bey mükemmel bir adamsın. Bülent muhteşem adam. Teşekkür ederim. Ama çok güzel yapmışsınız. Yaptığın gibi Doğa çok güzel yaptı. Çok güzel. Çimen Show'a geldik. Beraber izliyoruz. Cool görünmemiz lazım. Kusurları gizliyoruz. Allah Allah. Artık benlemiyoruz. Birlikteyiz. Bizliyoruz. Sonuncuyu bulamadım. Atıyorum. Fizliyoruz. Ya güzel oldu da sonra final yaptı. Çok tatlısınız. Ya. Biz burada yani. Bir arada hep beraber hep çimen show. Amaç eğlenmek. Zaten arkadaşlar biz hiç şunu iddia etmiyoruz yani. Biz dünyanın en komik talk show'u şu falan değil. Biz birlikte çok güzel eğlendiğimiz için çok güzel yansıyor. O yüzden çok teşekkür ederim katıldığınız için Erdal Bey hariç. Herkes çok güzel. gerçekten çok hani şunu tekrar söylemekte fayda var. Hepimiz şu an birbirimizi herhangi bir otobüs durağında olsaydık bu 150 kişi hiçbir şey konuşmayacaktık. Ama biz bunu hep beraber birbirimizle alakalı bilgiler sahibi olup bunu YouTube'daki izleyicilerimize beraber yaptığımız bir program bu. Burada olmanız çok güzel, çok teşekkür ederiz. Gecenin akılda kalan izleyicisini hemen oylayıp ödülümüzü verip ondan sonra final yapalım. Bakalım ödülü kim kazanacak? Avusturya'dan gelen Homesick. İngiltere'den dolandırılıp dönen kardeşimiz. Onları ev kiralarken yerlere iyi bakın. Her an kusmuş olabilir emlakçı Murat. Eşi alkışa derse şu anda bizi alkışlayacak olan itaatçı galerici. Emekli çoban kardeşimiz. Şu anda tek hasreti Türk erkekleri olan 5 yıl İngiltere'de yaşamış hanımefendi. Fethiye'den gelen Elif. Babasının evini satan İbrahim. Hayırsız. Arap dünyasının en büyük yönetmeni yönetmen Mahir. Bravo. Ne Koç ne Sabancı. Dünyanın en zengin holding sahibi Erdal. Eyvallah. Bakarak psikolojik sorunları anlayan hanımefendi. Güzel. Türkiye'nin en iyi beatboxçısı kardeşimiz. Ya çok güzel. Alalım ödülü. Hatta direkt Mahir Bey'e verelim. Hayır, direkt Mahir Bey'e verelim. Bravo Mahir Bey. Ama bir dakika Mahir. Bu ödülü aldığın için bize... Dülle biter falan. evet güzel. Dül. Zorlayalım dül. Abi dülle biter. Dül zor mu oldu? Yo. Yolumuzun adın atla döneceğim. Adı Düldül. Biraz da üşütmüşüm boğazım modül. O yüzden bu ödül... Sana girsin. Yapmazsın ya. Ne diyorsun ya? Teşekkür. Çok iyi geldi. Eyvallah arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu hafta çimen biter. Haftaya perşembe görüşmek üzere. Sağ olun. Bay bay. İyi geceler. İyi ki geldiniz. İyi ki siz geldiniz. Sağ olun. Bravo. Sağ ol. Teşekkürler. Hoşçakalın.